Herkese selamlar. Bugün ikinci derece denklemlerden bahsedeceğiz. Sonra bu denklemlerin diskriminantını hesaplayacağız. Daha sonra da diskriminantla kökler arasındaki ilişkilere bakacağız. En sonda köklerin kendi arasındaki ilişkilerle ilgili sorular çözerek dersimizi bitireceğiz. Şimdi normal şartlarda bize eğer bir denklem verilseydi, biz bunu çarpanlara ayırabiliyorsak, bunun köklerini zaten sıfır işleyerek bulabiliyoruz. Ancak çarpanlara ayıramadığımız sorularda o zaman işte işin içine diskriminant giriyor. Diskriminant dediğim şey b kare eksi 4ac değeridir. Hani baş katsayımız a, ortadaki katsayı b, sonundaki c olmak üzere b kare eksi 4ac'yi hesapladığımızda eğer bu sonuç sıfırdan büyükse bu denklemin iki farklı reel kökü var demektir. Eğer bu sonuç sıfıra eşitse kökler birbirine eşittir. Başka bir ifadeyle çakışıktır. Daha başka bir ifadeyle kökler tektir. Yani birbirine eşitlerdir. En sonunda delta'nın küçük sıfır çıkma durumunda bunun reel kökü yoktur. O zaman kompleks kökler gelecek. O da sonraki konumuzda arkadaşlar anlatılacak. Ama bugün itibariyle delta küçük sıfırsa reel kökümüz yoktur deyip soruyu orada bırakacağız. Evet, hadi ilk soruyla başlayalım bakalım. Şimdi karşımıza böyle bir soru geldiğinde bakıyoruz hemen ne diyor bize? Bunun iki farklı gerçel kökü var. Buna göre m hangi aralıktadır? Ne yapıyorduk? Delta'ya bakıyorduk. Delta b kare eksi 4ac dediğimiz değer değil miydi? Buradan bakıyorum. A dediğimiz katsayı 1. B dediğimiz eksi m. C dediğimiz de 2m. Hadi bunları yerine yerleştirelim. Eğer iki farklı gerçel kökümüz varsa buradan delta'nın büyük sıfır olması gerekiyor. B kare yani eksi m'in karesi. Eksi 4 çarpı a 1 c de 2m. Bunun büyük sıfır olması gerekiyor. M kare eksi 8m. Büyüktür 0. Buradan ne yapıyoruz? M parantezine aldığımızda m eksi 8 büyüktür 0. Dolayısıyla m eşittir 0 ya da m eşittir 8 olacaktır. Böyle bir durumda eğer bir eşitlik varsa ne yapıyoruz? Tablo çiziyoruz. Bu tabloda köklerden biri 0, biri 8 ise eğer baş katsayı pozitif olduğuna göre artı, eksi, artı diyerek bizim cevabımızın artı aralıkta olduğunu, neden? Çünkü büyük 0 tarafı arıyoruz. Artı aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevap aralığımız buradan eksi sonsuzdan 0'a kadar. Bileşim 8'den normal sonsuza kadarmış. Evet, bakıyoruz şıklarda böyle bir şey var mı? Evet var, Edirne. Geçelim ikinci sorumuza. Burada diyor ki denklem çözüm köşesi tek elemanlı. Eğer çözüm köşesinin tek elemanı varsa delta buradan 0 eşit olmak zorunda arkadaşlar. Hemen deltasını hesaplıyoruz. Neydi? Deltamız b kare eksi 4ac idi. B karemiz nedir? Bakın burada b'miz p olmuş oluyor. Yani p kare eksi 4 çarpı a'mız 1. Hiçbir şey yoksa 1'dir oradaki çarpan. C'miz de 4. Şöyle 4 yazalım. Bunun olması gerekiyor? 0 eşit olması gerekiyor. Yani buradan p kare eksi 16 eşittir 0. Biz bunu p eksi 4 çarpı p artı 4 diye ayırabilir miyiz? Evet. Diyoruz ki p buradan 4'müş ya da p buradan eksi 4'müş. Bize p'nin pozitif olduğunu söylemiş. O zaman demek ki cevap olarak p'nin 4 olduğu durumu seçeceğiz. Sıradaki sorumuza bakıyoruz. Denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne demiştik? Eğer çarpanları ayırabiliyorsak zaten bunu normal klasik yollarla çözeriz. Ama ayıramıyorsak o zaman delta kullanmamız gerekiyor. Hemen delta'ya bakalım. Delta neydi? B kare eksi 4ac'ydi. Hemen delta'yı görelim. B kare buradan b'miz 1. Görünmeyen katsayı 1'dir. 1'in karesi yine 1. Eksi 4 çarpı a nedir? 1. C nedir? Eksi 1. Bunu hesapladığımızda 1 artı 4'ten delta'mız 5 yaptı. Bakın delta büyüktür 0 olduğu için yani bulduğumuz 5 değeri 0'dan büyük olduğu için bunun 2 tane reel kökü vardır. Peki bu kökler ne? İki kökü olduğunu anladık, tamam. Kimdir bu kökler? Onları nasıl bulacağız? İşte o zaman hemen şu formülümüz devreye giriyor. Neydi? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. Bunun eksilisini seçersem bir kökü, artılığını seçersem diğer kökü bulmuş oluyorum. Biliyorsunuz eğer bir denklem ikinci derecedense bunun mutlaka iki tane kökü vardır. İşte bu kökleri bu şekilde artılısıyla birini, eksilisiyle birini bulmuş oluyoruz. Hemen denklemdeki o a, b, c'yi yerine yazalım. Ne yazacağız bakın? B yerine 1. B'miz buradan nedir? 1'dir. A'mız nedir? O da 1'dir. C'miz nedir? O da eksi 1'dir. Değil mi? Hepsini yerine koyacak olursak eksi b yani eksi 1 artı eksi kök delta. Zaten delta'yı 5 bulmuştuk biraz önce. Doğrudan onu kullanıyoruz. Bölü a 1 olduğu için buradan yine 2. Yani demek ki köklerimizden bir tanesi eksi 1 artı kök 5 bölü 2 iken diğeri de eksi 1 eksi kök 5 bölü 2. Yani sadece kökün öndeki işaret değişince arkadaşlar, değil mi? Kökü, diğer kökü bulmuş oluyoruz. Bu da bakıyoruz hangi şıkta var? Edirne'de var. Evet, yeni sorumuza geçtik. Denklemin kökleri x1 x2 olduğuna göre bu nedir diyor. Evet, buradan arkadaşlar şunu görmemiz gerekiyor. Eğer kökler verildiyse ya da kökleri bulabiliyorsak zaten bunların köklerinin farkını çok rahat hesaplarız. Ama burada çarpanları ayıramadığımız için kökleri direkt bulamıyoruz ve bunların farkını doğrudan alamıyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir tane formül kullanmamız gerekiyor. Neydi bu da? Kök delta bölü a'ydı. O zaman ne yapalım? Hemen kök delta'yı hesaplayalım. Delta b kare eksi 4ac değil miydi? Bakın b ortadaki katsayıdır 3 yani karesi 9. Eksi 4 çarpı a en baştaki katsayıdır 1.
C de sondaki katsayıdır. O da 1. Yani burada ne yapmış oldu delta'mız? 5 yapmış oldu. Eğer delta 5 ise hemen getirip burada yerine yazalım. Kök 5 bölü A'da 1'di zaten. Demek ki kökler farkımız kök 5 bölü 1'den kök 5 olacaktır. Yani çarpanlara ayırma yapamadığımız için burada ne yapıyoruz? X1 ve X2'yi ayrı ayrı bulamıyoruz. Dolayısıyla doğrudan bir formül yardımıyla bunların farkını bulabiliyoruz. Buraya bakalım. Kökler toplamından bahsetmiş. Şimdi kökler toplamı X1 artı X2 eşittir. Eksi B bölü A formülüyle hesaplanmıyor muydu? Evet, kökler toplamı eksi B bölü A ise hemen getirelim formülden. Yerine yazalım bunları. B dediğimiz eksi 3'tür. Dolayısıyla eksi, eksi 3 bölü A dediğimizde M artı 1'dir. Bunun ne olması gerekiyor? Bakın 1 bölü 2'ye eşit olması gerekiyor. Yani buradan 3 bölü M artı 1 eşittir 1 bölü 2. İçler dışarı çarpımı yaparsak 6 eşittir M artı 1. M buradan 5 olacaktır. Geldik sıradaki soruya. Bu sefer denklemimizin simetrik iki kökü varmış. Eğer denklemin kökleri simetrikse demek ki köklerden bir tanesi, örneğin atıyorum eksi 3 ise diğeri de artı 3'tür. Yani sıfıra göre simetriktir. Böyle düşünmemiz gerekiyor. Birisi eksilisi, birisi artılısı ise aynı sayının bunların toplamı her zaman sıfır yapacaktır. Dolayısıyla bu durumda simetrik köklerden bahsediyorsa her soru bize x1 artı x2'nin sıfır olduğunu hemen düşünebiliriz. Evet, kökler toplamı zaten x1 artı x2 eksi b bölü a değil miydi? B bakıyoruz buradan arkadaşlar şu ifade. Değil mi? Yani 4 eksi m kare eksi parantezinde 4 eksi m kare bölü a dediğimizde m eksi 1. Bunun ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Hemen bakın ne yapıyoruz? Eksiyi dağıtıyorum içeriye. Ne oldu? M kare eksi 4 oldu üst taraf. Şu alttaki ifadeyi de 0'ın yanına atıyorum. 0 onu yutuyor. Çarpanlara çarpmada karşı atınca biliyorsunuz 0 ile çarpınca sonuç 0 olacaktı. Buradan m eksi 2 çarpı m artı 2 eşittir 0'dan. M 2 olacaktır ya da m eksi 2 olacaktır. Evet. Buraya kadar soru var mı? Yok. Şimdi m'i yerine yazarak ne yapabileceğiz şimdi? Kökler çarpımı bulabileceğiz. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2. C bölü a formülü hesaplanmıyor muydu? Evet. Peki şimdi m'in iki tane değeri var madem. Hangisini seçeceğim? Yani hangi m değeri için bulduğum sonucu cevap olarak işaretleyeceğim? O zaman m ile ilgili bir sınırlama daha gelmesi gerekiyor. O zaman delta'ya bakalım. Biz bunun iki farklı kökü olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman bunun deltasının ne olması gerekiyor? Büyük sıfır olması gerekiyor. Hadi delta'yı hesaplayalım. Onu da yeşil kalemle yazıyorum bakın. B kare, yani 4 eksi m karenin karesi eksi 4 çarpı a m eksi 1 çarpı c 3. Bunun ne olması gerekiyor? Büyük sıfır olması gerekiyor. Şimdi biraz dağıtırsak 16 eksi 8 m kare değil mi? Artı m üzeri 4 eksi 4 m. Aslında hiç dağıtmayalım. Daha ilginç bir şey aklıma geldi. Hiç uğraşmadan. Bu delta'nın büyük sıfır olması gerekiyor ya. Hangi m değeri yerine yazdığımızda bu delta'yı büyük sıfır yapıyor. Ona baksak daha iyi olacak. 2 koyarsak ne olacak, dikkat edin. 2'nin karesi 4. 4 eksi 4 burası 0 olacak. Burada 2 koyarsak ne olacak? Eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 yapacak. Ve sonuç eksi 12 yapacak. Peki eksi 12 sıfırdan büyük yaptı mı? Yapmadı arkadaşlar. O zaman ne yapıyormuşuz? Demek ki m'in 2 değerini almıyormuşuz. M'in 2 değerini almıyorsak arkadaşlar ne yapacağız? M için eksi 2 değerini kullanacağız demektir. Hadi m için eksi 2 değerini kullanarak o zaman soruyu çözelim. Ne yapacağız? Kökler çarpımı sorduğu için c bölü a'da m gördüğümüz her yere eksi 2 yazacağız. C dediğimiz 3'tü. A dediğimizde neydi? M eksi 1'di. M yerine eksi 2 yazarsak 3 bölü değil mi? Eksi 2 eksi 1'den cevabımız 3 bölü eksi 3 yani eksi 1 olacaktır. Evet, geldik arkadaşlar sıradaki sorumuza. Burada ne diyor? Denklemin kökleri bu olduğuna göre bu çarpımın sonucu nedir? Şimdi arkadaşlar kökler çarpımı ve kökler toplamı biz çok rahat hesaplayabiliyoruz. Yani denklemi çarpanlarına ayırıp köklerini bulamasak bile bunların toplamı ya da çarpımı ile ilgili işlemler yapabiliyoruz. O zaman ne yapacağız? Hemen önce bunların köklerini bulmaya çalışacağız. Eğer ayrılabiliyorsa bakıyoruz, ayrılmıyor. Neden? Şunu 1 1 diye ayırdığımda ortadaki eksi 3 hiçbir zaman vermiyor. Ya da eksi 1 eksi 1 diye ayırdığımda ayıramayacağımı anladığım için hemen ne yapıyorum? Formüllere yöneliyorum. Formülleri kullanmak için elimde kökler toplamı ya da kökler çarpımı olması gerekiyor. O zaman burada bir dağıtma yapalım. Önce bununla bunu çarpıyorum. X1 çarpı X2. Sonra bununla bunu çarpıyorum. Ne oldu oradan? X1'ler zaten birbirini götürdü. Artı 1 kaldı. Sonra bununla bunu çarpıyorum. X2'ler gitti. Bir daha artı 1 geldi. Sonra bununla bunu çarpınca da 1 bölü X1 çarpı X2 oldu. Aslında demek ki bütün olay kökler çarpımındaymış. Hadi X1 çarpı X2'yi hesaplayalım. C bölü A değil miydi? C buradan nedir arkadaşlar? 1. Böyle A nedir buradan? Görünmeyen katsayı her zaman 1'dir biliyorsunuz. 1. Demek ki kökler çarpımız 1'miş. Yani ben buradan şöyle kırmızı kalemimle buraya 1 yazabilirim. Şunu yerine de 1 yazabilirim. O zaman 1 artı 1 artı 1 artı 1'den aradığımız cevap 4 olacaktır.
Evet, sıradaki sorumuza bakıyoruz. Burada denklemin kökleri bu olduğuna göre diyor t kaçtır diyor. Şimdi bize kökler çarpımından kökler farkından bahsetmiş. Neydi kökler farkı için formülümüz? Kök delta bölü a'ydı değil mi arkadaşlar? Hemen delta hesaplayalım o zaman yukarıda bir yerde. Bu b kare eksi 4ac formülüyle hesaplanıyordu. B dediğimiz ortadaki görünmeyen katsayıdır. 1 karesi yine 1 yapacak. Eksi 4 çarpı a da 1, c de eksi t. Yani eksi 4 çarpı eksi t. Bunun ne olması gerekiyor? Bakalım artıya dönüşmesi gerekiyor. 1 artı 4 t. Bu bizim deltamız. O zaman demek ki delta yerine bunu yazarsam kök içerisinde 1 artı 4 t. Böyle a yerine de 1 yazarsam bunun sonucunun kök 3 olması gerekiyormuş. Hadi ilk tarafın karesini alalım. 1 artı 4 t eşittir. Nedir buradan? 3'tür. Buradan 4 t eşittir. Eksi 2'dir. T de eksi 1 bölü 2 mi yapacaktır? Yeni bir sorumuza geçiyorum. Bakıyorum burada denklemin köklerinden bahsetmişim. X1, X2. Çarpanları ayırabilir miyim diye bakıyorum. Ayıramıyorum. Neden? Çünkü A, B, C demiş. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. O zaman demek ki formülleri kullanacağız. Kökler toplamı, kökler çarpımı 3 katıymış. Şimdi kökler toplamı neydi bakalım? Kökler toplamı eksi B bölü A'ydı. Eşittir. 3 çarpı kökler çarpımı neydi? C bölü A'ydı. Buradan her iki taraftakileri sadeleştirirsek ne olacaktır dikkat edin. Eksi B eşittir 3C. Bize C bölü B soruluyor. O zaman her iki tarafı B'ye bölelim. Ne oldu bunlar gidince? Eksi 1 eşittir 3 tane C bölü B. Buradaki 3'ü de karşı tarafa bölü olarak atarsak C bölü B eşittir eksi 1 bölü 3 olacak mıdır? Evet. Sıradaki sorumuza geliyoruz. Yine kökler toplamı ve çarpma ilgili ilişkilerden bahsediyor bize. Ne yapacağız? X1 çarpı X2 ya da X1 artı X2'ye dönüştürmeye çalışacağız bütün bize sorulan ifadeyi. O zaman görüyorum ki her ifadenin içinde X1 ve X2'ler ortak. O zaman X1 çarpı X2 parantezini alırsam. Buradan X1'i aldım, X2'nin de birini aldım, öteki kaldı. Buradan X2'yi aldım, X1'in de birini aldım, bu sefer X1'in diğeri kaldı. Bakın aslında bize sorulan ifade kökler çarpımı ve kökler toplamının çarpımıymış. O zaman kökler toplamını ve kökler çarpımı zaten sorudan hesaplayabiliyoruz. Bunu biz ne yapıyorduk? C bölü A formülüyle. Bunu da eksi B bölü A formülü hesaplayamıyor muyduk? Hadi yerine koyalım. C bölü A yerine C'miz buradan nedir? Eksi 1. Bölü A'mız da nedir? 1. Bunu yazabilirim. Çarpı kökler toplamı içinde eksi B bölü A diyor. B buradan 3'tür ama formülden gelen x'imiz eksi 3. A da yine 1'dir. Bunları çarptığımızda da aradığımız cevap 3 yapacaktır. Şimdi bakıyoruz son sorumuza. Pardon, bir önceki soruymuş. Burada denklemin kökleri bu olduğuna göre diyor x1 kare artı x2 kare toplamı nedir? Şimdi ne yapacağız? X1 kare artı x2 kareyi biz kökler toplamı ve çarpımına dönüştürmemiz gerekiyor. Ben de diyorum ki x1 artı x2'nin parantez karesini açalım. Neden? Çünkü x1 artı x2 hesaplayabiliyorum. Eksi b bölü a formülü bunun içinde. Bunun içinden de zaten bana sorulan ifade gelecek. Onu görüyorum. Dolayısıyla bunun açılımı benim işime yarayacak gibi duruyor. Açalım bakalım neler gelecek. Birincinin karesi x1 kare. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x1 çarpı x2. Artı ikincinin karesi x2'nin karesi. Evet doğru, bakın ne oldu? Bulabileceğim ve bana sorulan ifadeler bir arada şu an. Ben kökler toplamını eksi b bölü a formülü hesaplayabiliyorum. B dediğimiz buradan eksi 6. A dediğimiz buradan 2. C dediğimiz de buradan 1. Kökler toplamı eksi b bölü 6 a'dan dolayı eksi 6 bölü. Bir de formülden gelen x'imiz var 2. Bunun tabii karesini alacağız. Eşittir. X1 kare artı X2 kare dursun. Bu bize soruluyor zaten bakın. Artı kökler çarpımında zaten C bölü A'dan hesaplayabiliyoruz. C'miz neydi bakın? 1. A'mız ne? 2. Şimdi buradan X'ler zaten gitti. 6 bölü 2 3. 3'ün karesi 9 yaptı. Eşittir. X1 kare artı X2 kare artı 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi sol tarafa eksi olarak atarsak 17 bölü 2 mi kalacaktır? Eşittir. X1 kare artı X2 kare. Bu da zaten bize sorulan ifadeydi. Evet, şimdi son sorumuza geliyoruz. Bu defa bize köklerin küpleri toplamı soruluyor. Yine biz burada küp toplamı ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bunu kökler toplamı ve çarpımına dönüştürmemiz gerekiyor. Ben diyorum ki hani bir önceki konumuz 10. sınıflarda çarpanlar ayırma görmüştük. Bir önceki konusu 10. sınıfların zaten buydu tam da. Bunun küp açılımını yapalım. Ya da isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Direkt x1 küp artı x2 küpün açılımını yapabilirsiniz. X1 artı x2 diye başlıyorduk hatırlarsanız. Sonra birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Diyebilir miyiz? Evet. Şimdi bize sorulan ifade bu ve açılımı bu. Buradan ben x1 artı x2'yi zaten biliyorum. Değil mi? Nedir bu? Şu üstüne yazacak olursak eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a da bakın formülde hesaplayacak olursak eksi b'miz buradan eksi 5. A'mız da buradan 1. O zaman ne yapacaktır? Eksi b bölü a'dan 5 yapacaktır. Çarpı x1 kare artı x2 kare dursun.
Burada kökler çarpımında da c bölü a formülü hesaplayabiliyorduk. Onu da c bölü a'yı da böyle hesaplarsak 2 bölü 1'den 2 yapacaktır. Eksi 2 diye. Şimdi sonuca gideceğim ama x1 kare artı x2 kare geldi. Bu bir sorun. Bunu tekrar hesaplamam gerekiyor. Hatırlarsanız az önceki soruda bunu yapmıştık. X1 kare artı x2 kare hesaplamak istiyorsak x1 artı x2'nin parantez karesinin açılımını yapmamız gerekiyor. Bunun içinden geliyordu. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı çarpımlarının iki katı. Hatırlar mısınız? Evet. Şimdi ben x1 artı x2'nin eksi b bölü a'dan zaten biraz önce 5 olduğunu buldum. 5'in karesi eşittir. X1 kare artı x2 kare dursun burada. Kökler toplamı c bölü a'nın da zaten 2 olduğunu yine az önce bulmuştuk. Bir de başında çarpı 2 var. Yani 4 yapacak. Buradan 25 yapacak. 4'ü çıkarırsam 21 eşittir. X1 kare artı x2 kare yapacaktır. İşte bu aradığım bilgi benim işime yarayacak. Nerede işime yarayacak? Burada. Getirip bunun yerine 21 yazabileceğim. O zaman devam ettirelim işlemimizi. 5 vardı zaten burada. 21 eksi 2 geldi. 5 çarpı 19'dan cevabımız arkadaşlar 95 yapacak mıdır? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kökleri bulamasak bile yani çarpanlar ama yapamasak bile ne yapabiliyoruz? Kökler toplam ve kökler çarpım ile ilgili bütün bize sorulan ifadeleri tek tek hesaplayabiliyoruz. Neden? Çünkü formüllerimiz var. Kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı c bölü a, kökler farkı da kök delta bölü a ile hesaplanabiliyor. Bu durumda bir en son küçük bir tekrar yapacak olursak bir denklemin kökünün olup olmadığını anlamak için deltasına bakmamız gerekiyor. Eğer delta büyük sıfırsa iki tane reel kökü vardır. Delta eşittir sıfırsa tek kök vardır. Yani kökler birbirine eşittir. Eğer delta küçük sıfırsa reel kökü yoktur. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.